5 dakikada gündem. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki 5 dakikada gündem programıyla karşınızdayım. Ben Muhammed Ali Polat. İstanbul Avcılar'da bir vatandaş koronavirüs pandemisi nedeniyle başlatılan 1000 liralık yardıma başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda vatandaşın 8 adet otomobili olduğu ortaya çıktı. Koronavirüsle mücadele kapsamında risk grubunda oluşturdukları için sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı 15 Haziran'da veya Haziran ayının sonunda kaldırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda bir gazeteci polis tarafından gözünden vuruldu. Gazetecinin plastik mermi isabet eden gözünde kalıcı körlük oluştu. Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun, 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram hesabından açtığı canlı yayınla 2 milyonluk izleyici dünya rekorunu kırdı. Sadece 2-3 dakika içinde rekoru kırmayı başaran ünlü televizyoncu, 3 milyonu çok kısa sürede geçtik, bu kadar izlenmeyi beklemiyordum diyerek itirafta bulundu. Beşiktaş Kulübü'nün resmi YouTube hesabından gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, UEFA'dan temyiz kağıdının alındığını ve Avrupa engelinin şimdilik ortadan kalktığını dile getirdi. Çebi, kulübün aylık zararının ise 25 milyon TL olduğunu açıkladı. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçimi kazanırsa yapacakları ilk işin cezaevindeki düşünce suçlularının serbest bırakılması olduğunu söyledi. Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek inşaat halindeki binanın 9. katından intihar girişiminde bulunan genç, yoldan geçen iş insanının 500 lira vermesiyle aşağıya indi. Polis ise o gün G'ye kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3150 liralık ceza kesti. Çay toplayanlar ürünlerini kota koyarak aldığı için Çaykur'a tepkili. Koronavirüs salgını nedeniyle de uygulanan sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat yasağına rağmen pek çok Rizeli izin alarak memleketine çay toplamak için gitti. Ancak üreticiler Çaykur'a haftalık olarak belirlenen bir miktar çay aldığı için tepki gösteriyor. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağına rağmen yakınlarıyla bayramlaşmaya giden kişinin 13 kişiye koronavirüs bulaştırdığı ortaya çıktı. 13 kişinin yaşadığı mezra güvenlik güçleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Tüm ülkede koronavirüs vakası sayısına düşüş yaşanırken Gaziantep'te salgına yakalananların sayısı gün geçtikçe artıyor. Şehirde son 24 saatte 56 vaka tespit edildi. Bu artışla Gaziantep vaka artış hızında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükseldi. Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş, ülke gündemini meşgul eden ve özellikle Doğu Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden görülen ışık huzmesi ile ilgili daha yeni başladık dedi. Bektaş, Ağustos ve Ekim aylarında meteor düşmelerinin görülebileceğini söyledi. Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil Konya'da bulundu. Interpol'ün Almanya'da çalıntı olarak aradığı 700 bin TL'lik lüks otomobil Konya'da bir otoparkta bulundu. Lüks aracın nereye teslim edileceği ise Interpol yetkililerinden gelecek olan cevaba göre belirlenecek. Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. İspanyol kulübü Sevilla başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünden transfer teklifi alan Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe forması giymek istediğini dile getirdi. Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı. Vatandaş, karantina dönemini kapsayan 6 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında parasını altına yatırdı. Bu dönemde altın mevduatları %15 yükselerek 48.3 ton arttı. Ordulu vatandaş, 40 yıl önce dedesinin çok kıymetli diye emanet ettiği taşı 200 bin dolar teklif etmelerine rağmen satmadı. Yıllardır banka kasasında sakladığı taş için kimseye güvenmediğini belirten vatandaş, taşı doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim etmek istiyor. İçişleri Bakanlığı, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde seyahat izin belgesi alma zorunluluğunu yürürlükten kaldırdı. Yeni normalimize göre uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak seyahatlerde HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletleme işlemi yapılacak. Türkiye'deki tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi. Dünya genelinde her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olan sigara, sağlığımızın yanında ceplerimizi de doğrudan etkiliyor.
Türkiye'de 2019 yılında 119.75 milyar adet sigara satılırken tiryakilerin cebinden 78 milyar lira çıktı. Hollanda basını Schneider'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı Wesley Schneider, Fatih Terim'in yardımcısı olarak Sarı Kırmızı Kulübe geri döneceği iddia edildi. Bu ve bunun gibi içerikleri hazırlayabilmemiz için bizlere destek olabilir, videolarımızı beğenip, paylaşıp, yorum yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.